Nokta Tatlara hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiğ börek yapacağız. Malzemeler 3,5 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Hamuru açmak için ayrı 1 su bardağı un. İçi için 250 gram kıyma, 1 baş soğan, karabiber, isteğe göre pul biber, yarım çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ ve tuz. Şimdi yapmaya başlayalım. 3,5 su bardağı unumuz vardı. Genişçe bir kaba unumuzu alalım. Tuzunu ekleyelim ve karıştıralım. 1 su bardağı suyumuz vardı. Onu da ilave edelim. Hepsini bir karıştırma kabında yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz için vermiş olduğum ölçüler tam kıvamında hamur yoğurmak için ölçüdür. Hamuru açabilmek için ayrı bir su bardağına unumuzu koyalım, bir kenarda dursun. Orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Unumuz veya suyumuz eksik gelirse ilave edelim. Vermiş olduğum ölçüler eksik gelmeyecektir. Hamur sertleştikçe yoğurması biraz güçleşecektir. Bu yüzden ben iki elimle birden yoğurdum. Yoğurmuş olduğum hamuru tezgahımın üzerine alıp biraz da tezgahın üzerinde özleştirdim. Çiğ börek geleneksel bir Kırım Tatar yemeğidir. Türkiye'nin hemen hemen her yöresinde bilinir ve sevilerek tüketilir. Hamuru iyice özleştirdikten sonra yoğurma kabına tekrardan alıyoruz. Yoğurma kabının içerisine biraz un serpiyoruz. Hamurumuzu yoğurma kabına aldıktan sonra üzerini temiz bir bezle örtüp biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz bir köşede dinlenirken biz iç malzemelerini hazırlamaya başlayalım. İlk önce soğanları ince ince doğruyoruz. Derince bir yoğurma kabına alıyoruz. İçi için 250 gram kıymamız vardı. Onu ilave ediyoruz. Üzerine tuzunu ve karabiberini ilave ediyoruz. Pul biber seven ilave edebilir. İyice karıştırıyoruz. Elimizle yoğuruyoruz. Bütün malzemeleri böreğin içerisine çiğden koyacağımız için hepsinin iyice karışması gerekiyor. Soğanları çok küçük doğramanızı tavsiye ederim. Adı üstünde çiğ börek. Hiçbir şeyi önceden pişirmiyoruz. Pişerken iç malzemesi hamuruyla beraber pişecek. Yarım çay bardağı suyumuz vardı. Kıymanın sertliğini alabilmek için azar azar onu ilave ediyoruz. Ve iyice elimizle karıştırıyoruz. Şimdi artık böreğimizi açmaya başlayalım. Hamurumuzu 10-15 dakika kadar dinlendirdik. Tezgahın üzerine bir miktar un serptikten sonra tekrar hamurumuzu özleştirmeye devam edelim. 5 dakika kadar yoğurduktan sonra rulo haline getirip küçük bezeler keselim. Bu hamurdan yaklaşık 15-16 tane beze çıkıyor. Elimizi unladıktan sonra hepsini teker teker ceviz büyüklüğünde yumaklar haline getirelim. Hepsini yuvarladıktan sonra yoğurma kabına biraz un serpip içerisine hepsini teker teker bırakalım. Kurumaması için üzerine temiz bir bezle örtelim. Çiğ börek hakkında ufacık bilgiler vermek istiyorum. Tatarlı, Kırım ve Orta Asya'dan Eskişehir'e göç ile gelmiştir. Göç eden Tatarlar gelenek ve göreneklerini buraya getirmişlerdir. Şimdi bir bezeyi alıp açmaya başlayalım. Hamurumuzu orta kalınlıktan biraz daha ince açıyoruz. Yemek tabağı boyutunda açmamız yeterli olacaktır.
Hamuru açarken aralarda un dökmeyi unutmayınız. Çiğ börek diye de adlandırdığımız bu böreğin asıl ismi çiğ börektir. Yani yumuşak G yoktur. Türkiye'ye geldikten sonra yanlış telaffuzdan dolayı çiğ börek olarak kalmıştır. Kıyma ve soğanın hamurun içine çiğ olarak konmasından dolayı bizde de adı çiğ börek olarak geçer. Bezelerin hepsini teker teker açıyoruz. Aralarına un serpiştirerek bir köşede biriktiriyoruz. Daha sonra teker teker iç malzemelerini doldurup kapatıyoruz. Oklavayla açmaya alışkın olduğumdan ben merdane kullanmadım. Siz hamuru açarken merdane kullanabilirsiniz. Hamuru açmayı bitirdik. Şimdi sıra iç malzemelerini doldurmaya geldi. Malzemeyi hamurun uç kısımlarına doğru yayalım. Ağzını parmaklarımızla bastırarak kapatalım. Hamurun kenarlarını kesmek için bende değişik bir aparat vardı, onu kullanıyorum. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa tabağın kenarıyla da kesebilirsiniz. Parmakla bastırdıktan sonra da kızartabilirsiniz. Ben süslü olsun diye böyle yaptım. İçlerini doldurduğum hamurları genişçe bir servis kabına alıyorum. Hızlıca diğer hamuruma geçiyorum. İçlerini doldururken hızlı hareket etmek zorundayım. Diğer açmış olduğum hamurlar birbirine yapışabilir. Hamurlarımı doldurduktan sonra bir kısmını buzdolabında saklamak istiyorum. Bunun için buzdolabında kolayca saklayabileceğim bir kabın içerisine streç film seriyorum. Ve hamurlarımı birbirine değdirmeden sırasıyla diziyorum. Aralara streç film koyarak bunu birkaç kere tekrarlıyorum. Böylece ani bir misafirim geldiğinde çiğ böreğim de hazır olacak. İlk günkü tazeliğini koruyacaktır. Böreklerin içlerini doldurdum. Şimdi kızartma işlemine geldi. Kızartma için genişçe bir tavaya bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Arkasını ve önünü çevire çevire kızarttım. Ocağın ateşi orta ısıda olsun. Çabuk pişen bir hamur olduğu için çok açarsanız hemen yanacaktır. İçleri çiğ kalacaktır. Ocağı kısarak yaparsanız hamurlar yağ çekecektir. En iyisi orta ısıda olanıdır. Pişirdikten sonra düz bir servis kabına alalım. Fazla yağını almak isterseniz servis tabağının altına kalınca bir peçete serelim. İlk çiğ böreklerimiz kızardı. Ben dayanamadım, tadına baktım. Şimdi teker teker ortadan ikiye bölüp servis yapacağım. İçi de dışı da harika pişti. Her öğün zevkle yiyebileceğimiz bir börek oldu. Hepinize afiyet, bal şeker olsun. Nokta Tatlara abone olup beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.